Evet, bugün gördüğünüz gibi şu Misk Adaçayı. Biz bunu Sivas Divriği'de yıllarca kazan karası olarak bildik. Sarmasını yaptık, yedik, suya bastık normal üzüm yaprağı gibi. Kışında bunun kazan karası olarak bildiğimiz Misk Adaçayı'nın yaprak sarmasını sarıp yedik. İlk defa bu yıl öğrendim Misk Adaçayı'ymış bu. Çayını demleyip içebilirsiniz artık bundan sonra. Kurutuyorum. Çayını da demleyeceğim. Afiyet olsun. Deneyin derim, tavsiye ederim. Çok da güzel bir aroması var. Bunu bilen var mı arkadaşlar? Şöyle güzel çiçeği vardır. Yaprakları şöyle. Bazı yerlerde çok küçücüktür. Bazen kocaman. Şimdi ben bundan neler yapacağım? Daha sonra anlatacağım. Harika. Biz yıllar öncesinde bunu kullanıyorduk. Yıllardır daha sık kullanıyoruz. Ben o kadar sevmiyordum. Fazla sevmiyordum. Annemler çok sever fakat annem babam rahmetli severek yerlerdi. Şimdi bunun gerçekten ne olduğunu daha yeni bu yıl öğrenebildim ben. Biz kazan karası diyorduk buna. Sarmasını yapıyorduk fakat öyle bir şey değilmiş. Şöyle geçiyorum ve aralarda hep damar otları, sinir otları çok güzel. Ve çok da güzel bir aroması var. Yani biz yerken öyle diyorduk ya çok farklı. Hani yaprak sarıyoruz. Farklı bir aroması var diyordum. Meğer bu bir çaymış arkadaşlar. Misk ada çayıymış. Biz bunu bilmeden yıllarca yaprağını sararak yedik. Daha yeni çay olduğunu öğrendim ben. Evet, kazan karalarımız. Bu da evelik bilirsiniz. Evelik yemli koyum adımak. Kuş kuşu yemli koyum adımak. Ve şimdi toplamış olduğum kazan karaların gördüğünüz gibi şöyle kulplarını hepsini koparttım. Dün yıkayacaktım, yıkayamadım. Hiç vaktim yoktu. Şimdi öncelikle şurayı su ile dolduruyorum. Buradaki sirkem bitti. Bodrum katına gidip yine kendi yapmış olduğum sirkemden alıp geleceğim. Suyu doldurayım. Sirkeli suda bekleteceğim öncelikle. Ve şimdi kenardan getirmiş olduğum sirkemi yüzünü yıkadım tabi. Durduğu yerde tozlanır. Gerçek sirkenin evde yapmış olduğun sirkenin böyle dibinde posası oluşur. Hazır aldığınız hiçbir sirkede bunu göremezsiniz. Belki küçüklüğünüzü hatırlarsanız ya da annelerinizden sorup öğrenirseniz ilk sirkelerin benim çocukluğumun tabi zamanındaki sirkelerin dibinde böyle tortular vardı. Gerçek sirkeydi. Açmışken şöyle biraz kendim İçmek istiyorum. Suyun içine karıştırdım. Bunu içeceğim ve şöyle hemen zaten fazla da sirkem kalmamış. 3 şişe kalmış. Neyse ki kurdum fazlasıyla. Zaten anca yetiyor. 6 aydan önce de kullanmıyorum. Sirkeyi ne kadar uzun süre bekle. Hatta bu 1 yıl beklemiş. Geçen yılın sirkesi. İlk açıyorum. Geçen şey tam 1 yıl oldu. Bu sirke. Kurulalı. Evet, şöyle biraz beklesin. Arada bir şöyle karıştıracağım tabii. Ve şimdi kaynatmış olduğum suyu şöyle misti yapraklarının üzerinden gezdiriyorum. Taze olduğu için kaynatmaya gerek yok. Şöyle bastırıp bekletebiliriz biraz. Taze üzüm yaprağını da bu şekilde ıslatmak yeterli oluyor. 250 gramlık bardağım ile bir bardak bir de çeyrek olacak şekilde pirincimi alıp yıkıyorum ve içerisine 2 adet büyük soğan, 2 adet de yeşil biberi el robotunun içerisinde hızlı hızlı çektikten sonra 3 adet sarımsak ve içerisine zerdeçal, zencefil ne varsa veya ikisini de katabilirsiniz. Birazcık kaya tuzuyla beraber bunları da eziyorum sarımsak ezeceğiyle. Daha sonra pirincin üzerine maydanoz ile beraber aktardıktan sonra içerisine karışık domates ve biber salçasından ve üzerine de istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben bol baharatlı yapıyorum. Sadece lütfen kaya tuzu kullanın. Daha sonra üzerine zeytinyağını bolca gezdiriyorum. Ve evde limonum kalmamış maalesef. Bir yarım limon sıkıyorum. Limon tuzu mümkün olduğu kadar ben kullanmıyorum yemeklerde. Limonu da sıktıktan sonra yarım su, çay bardağı su ilave ediyorum.
Sumak da sarmaya çok yakışıyor. İçerisine biraz sumak ilave ettikten sonra biraz da kıyma ilave ediyorum. Zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Çünkü bazen zeytinyağlı özleniyor, bazen de kıymalı. Şöyle 2 kaşık da biberiye yağı. Kendi yapmış olduğum biberiye yapraklar çok güzel. Hem büyük hem de kırışmadığı için, yani birbirine iyice girmediği için küçük üzüm yaprakları gibi. Bunu sarması çok kolay oluyor yine. Ortasına koyup iki kenardan iç kısma çevirdikten sonra ben tabak içerisinde sarmayı daha çok seviyorum. Daha kolayıma gidiyor benim. İsterseniz elinizde de sarabilirsiniz. Ben yıllar öncesinde yine elimle sarıyordum. Fakat tabağa sarmayı öğrendikten sonra artık elimle hiç sarmıyorum. Bu şekilde sarmamı bitiriyorum. Ve şimdi mis Adaçayı'nın sarması için sosumu hazırlıyorum. Şöyle 2 dilim dereotu, taze dereotum vardı. Taze dereotu kullanıyorum. Varsa kuru muzdan kullanabilirsiniz. Yoksa nane de kullanabilirsiniz. Şöyle biraz karışık salça içerisine dereotunu ilave ediyorum. Arkasından 1 adet sarımsak. 1 adet sarımsağı da hemen bıçakla bastırıp ezdikten sonra üzerinin sosu için hazırlamış olduğum tabağın içerisine onu da alıyorum ve üzerine yine zeytinyağı gezdirip hepsini beraber şöyle çatal yardımıyla eziyorum, dağıtıyorum. Öncelikle hepsini bir pişirecektim fakat bir kısmını ayırt edeceğim. Üzerine dağıtmış olduğum yaprakları kaldırıyorum ve içerisinden misk adaçayından biraz başka tencerenin içerisine yarın pişirmek için tekrardan ayırt ediyorum. Sosunuzu bu şekilde yapın. Nefis kokular geliyor. Harika bir sos bu. Sarmanın üzerine bu harika sosu gezdireceğiz. Bu yemek kötü olur mu şimdi arkadaşlar? Nefis, muhteşem bir sos. Bu şekilde yaparsanız sarmanız inanın muhteşem olur. Suyuna şöyle bakıyorum. Bu su yeterli. Daha sonra hemen şu yapraklarımı üzerine kapatıyorum. Daha fazla su korsanız sarmanın içerisinde su kalır. Sarmanın içerisinde su kaldığı zaman da hiç lezzetli olmuyor. Suyunun çekmesi lazım sarmanın. O zaman harika oluyor sarma. Şöyle hemen yaprakları da kapattıktan sonra kapağımızı yerleştiriyoruz. Limonum yok. Limonum olsa 1 adet daha limon sıkacaktım içerisine. Ve ocağımın altını şöyle açıyorum. Kaynayana kadar biraz açacağım. Daha sonra hemen kısacağım. Ve şimdi göründüğü üzere kaynara çıktı. Altını çok kısıyorum. Yavaş yavaş kaynadığı zaman çok daha güzel lezzetli oluyor. Şöyle kapağını açıp göstereyim. Evet. Ve şöyle üzerindeki yaprakları şimdi alıyorum. Yumuşaksa yiyebilirsiniz bunları tabii ki. Evet. Biraz da üzüm yaprağı, biraz da kazan karası dediğimiz mist adaçayı. Şu üzüm yaprağı, şu evelik. Üzüm yapraklarını şöyle bir kenara alayım. Oğlum üzüm yaprağını sevdiği için ona şöyle üzüm yaprağı koyacağım. Şöyle de mis adaçayını koyduktan sonra üzerine ister yoğurtla yiyin, ister yoğurtsuz, sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt. Bu size bağlı bir şey. Göndereceğim yerler var. Onlara hazırladım. Bu da oraya hazır. Şimdi üzerine yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Üzerine dökmeyip şöyle bir kenara koyup oradan da
yiyebilirsiniz. Şöyle birinin üzerine koydum ve yanına ilave ettim. Şöylece alıp buradan da yiyebilirsiniz. Veya şuradan alıp üzerine batırdıktan sonra bu şekilde de tüketebilirsiniz. Harika. Tavsiye ederim, deneyin. Çayını için veya sarmasını yapın. Evet. Biz ada çayımızda böyle çok da güzel çiçeği var. Çok farklı bir aroması var. Denemenizi tavsiye ederim.